Bir bilim insanının hikayesi Sabiha Gürayman. O bir kadın, bir mühendis, bir sporcu, bir itülü. Türkiye'nin ilk kadın mühendisi olan Sabiha Gürayman'ın yaptıkları anlatmakla bitmez tabii ama bu videoda elimizden geldiğince sizlerle paylaşacağız. Çocukluğu Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelen Sabiha Gürayman, 1919 yılında Manastır'da dünyaya gelir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlar. Kadınların yeni yeni iş hayatına girdiği yıllarda Atatürk kız öğrencilerinin de mühendislik okullarına başlamasını ister. Ve 1927 yılında İTÜ, o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi ilk defa kız öğrenci alır. Ve Sabiha Gürayman çevresi erkek işi diyerek onu yıldırmaya çalışsa da İTÜ'ye başvurur. İnşaat mühendisliği okur ve 1933'te Türkiye'nin ilk kadın mühendisi olarak İTÜ'den mezun olur. Mezun olduktan sonra onunla birlikte mezun olan arkadaşı Melek Hanım Sabiha Gürayman'a sorar. Şimdi ne yapacağız? Sabiha Hanım da erkeklerden farklı olmadığının bilinciyle hiç, herkes gibi, onlar ne yapıyorsa biz de onu yapacağız der. İlk çalışma yıllarında kendisine mühendis hanım olarak hitap ederler. O yılları şöyle anlatıyor Sabiha Gürayman. Önceleri pek kolay olmuyordu tabii. Odaya giren mühendisi soruyor ve çıkıyordu. Sonra alıştılar, sevdiler de. Başarılı meslek hayatı boyunca birçok okul, hastane, hükümet konağı, halk evi, köprü ve bina inşaatında yer alan mühendis hanım, Anıtkabir inşaatında da 10 yıl boyunca baş mühendislik yapar. Bu olay dünya çapında büyük yankı uyandırır. Öyle ki Yunanistan Başbakanı Venizelos, Anıtkabir ziyareti sırasında Sabiha Gürayman'a, hayatımda ilk defa büyük bir işin başında bir kadın görüyorum, sizi gerçekten tebrik ederim diyerek onu bir kez daha gururlandırır. Başarılı bir mühendis olduğu gibi başarılı bir sporcudur da Sabiha Gürayman. Hatta Türkiye'nin ilk kadın voleybolcusudur. Amatör olarak başladığı voleybola Fenerbahçe Spor Kulübü'nde devam eder. O zamanlar kadın voleybol takımı olmadığı için 5 erkek arasında tek kadın olarak maça çıkar ve 1929 yılında İstanbul şampiyonu olan Fenerbahçe erkek takımında kaptanlığını yapar. Çalışma hayatından elde ettiği tüm kazancını İTÜ Vakfı'na ve Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'na bağışlayan Sabiha Gürayman 2003 yılında aramızdan ayrılır. Her ne kadar bu değerli insan aramızdan ayrılsa da başta kadınlar olmak üzere hepimize bir yol gösterici olmaya devam edecek.